Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hamburger köftesi nasıl yapılır? Onun tarifini vermek istiyorum. Öncelikle bu köfteyi sadece hamburger olarak tüketmenizin dışında yemeklerinizde de çok rahat kullanabileceğiniz bir köfte çeşidi. Birkaç tane örnek vermek gerekirse ne yapabilirsiniz? Patatesli köfte, işte patlıcanlı köfte, istim kebabında falan çok rahat kullanabileceğiniz, hatta dolaba atıp daha sonradan pişirebileceğiniz bir köfte haline geliyor. Malzemelerimi saymak istiyorum ben sizlere öncelikle. Ne yaptım? Yarım kilo dana döş kıymam var, köftelik. 2 su bardağı, herkesin evinde bulunan ölçüler olduğu için 2 su bardağı irmiğim var arkadaşlar. Bir tane yumurtam var. Daha sonradan şöyle kimyonum, karabiberim ve tuzum var arkadaşlar. Şöyle eklemek istiyorum hemen. Daha sonradan da bir su bardağı suyum var. Suyu daha fazla ekleyebiliriz. O zaman içerisinde gösterecek kendisini. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştıralım. Önce yumurtamızla beraber. Daha sonradan irmiğimizi alıyoruz. Köftelerimizin içerisine şöyle gezdirdikten sonra kabaca. Daha sonra suyumuzu şöyle hemen boca ediyoruz. Şimdi suyun ne kadar eklememiz gerektiğini aslında burası gösterecek bize. Şöyle hızlı bir şekilde ne yapalım? Köftelerimizi harcını hazırlayalım. Bu arada unuttuğum bir şey var. Ne unuttum, ne unuttum diye düşünürken ben bunun içerisine şu an bir tane soğan eklemedim. Hemen onu da eklemek istiyorum. Şöyle çok fazla karıştırmadan bir tane soğanımı rendeleyeceğim ve hemen ne yapacağım? İçerisine ekleyeceğim. Bu arada soğan kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Ne yaparsınız? O zaman 4-5 tane sarımsağı ekleyebilirsiniz içerisine. Şöyle şu an hala suyu alabilecek kapasitede. O yüzden ne yapıyorum? Biraz daha su ekliyorum. Çünkü ne yapacağım? İrmiklerim suyla beraber şişecekler arkadaşlar. O yüzden biraz sıvı bir kıvama gelmesini istiyorum. O sırada ne yapacak? Zaten soğanımı içerisine ekleyebileceğim ben. Herhangi bir problem yaşamayacağım. Bakın çekmeye başladı gördüğünüz gibi suyu ekledikçe. Şimdi bu köftenin şöyle bir dezavantajı var. Hemen yap pişir olmuyor. En az bir saat beklemeniz gerekiyor ki iyice kendini çeksin ve pişirilebilecek kıvama gelsin diye. Şu an gördüğünüz gibi bir miktar daha su ekleyebiliyorum. Ve iyice karıştırmak istiyorum. Hatta biraz daha su ekleyeceğim. Ama öncelikle ne yapacağım? Hemen soğanımı rendeleyeceğim ki içerisine alsın ve o bekleme sürecini o şekilde geçirsin diye. İçerisine maydanoz falan eklemedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz sizler. Bu tamamen damak zevkiyle alakalı. Baharat seçiminde tamamen özgürsünüz. Çünkü kimisi acı sever, kimisi daha baharatsız sever. Ama ana malzemeler çok az kimyon, karabiber ve tuz şeklinde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha su eklenebilecek kapasitede. Bu arada şişmeye devam edecek. Hamburger yapacağımız için köftelerimiz de büyük olacağından dolayı bakın normalde biraz daha böyle sulu bırakmamız gerekiyor bizim. Ben şimdi hemen soğanımı ekleyeyim ve üzerine bir miktar daha sizinle beraber su ekleyelim. Ondan sonra bekleme faslına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köftemiz kendini toplamaya başladı. Hatta daha fazla beklediğimiz zaman daha fazla toplayacak. Elimi biraz ıslatmak istiyorum. Hamburger köfteleri biliyorsunuz büyük oluyor. O yüzden ne yapacağız? Şöyle bir avuç genişliğinde köftelerimizi hazırlayacağız. Şu şekilde. Bunları hazırladıktan sonra çok az yağ koyduğumuz tavamızda ne yapacağız? Kızartmaya başlayacağız sizlerle beraber. Şimdi hemen tavamızın başına gidelim ve bu şekilde kızartma işlemine başlayalım.
Evet arkadaşlar, şimdi hep beraber yağımızın kızgınlık derecesine bakıyoruz ve köftelerimizi bir yandan da hazırlayıp şöyle ocağımızın altında açıyorum. Video çekerken biraz şey yapabiliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamburger ekmeği büyüklüğünde şöyle ekliyorum. Bu arada çok ısınmamış. Tabii demin yanmasın diye toplarken biraz bekletecek bize. Bir yandan da revani pişirmiştim. Revanimizin şerbeti kaynıyor. Onun videosunu da seyretmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca hamburgerimizin yanında servis edeceğimiz ev yapımı mayonezimizin tarifi de şu an yayınlanmak üzere. Köfteden önce muhtemelen o yayınlanacak. Sizleri oraya da bekliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kenarları tutmaya başladı. Bir yandan da diğer köftelerimizin hazırlıklarına devam edelim biz. Normal köfteyi pişirme derecesinde pişireceğiz. Ama dediğim gibi hamburger köftesi yaptığımız için ne yapıyoruz? Adet olarak bir avuç köfte malzemesini kullanıyoruz. Köftelik malzememizi. İçine kullandığımız irmikten dolayı daha rahat hareket edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kendini kızarmaya başlayacak. Ve ister cheeseburger ister hamburger şeklinde köftelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu arada bizleri izlemekten ayrılmayın. Hem övgü tarifleri hem yemek tarifleri paylaşıyorum sizlerle. Instagram bebeğimin cicileri örgü TV, ayrıca yemek örgü tarifleri sayfaları bize ait. Facebook'tan takip etmek isterseniz gene aynı şekilde bebeğimin cicileri örgü TV yemek örgü tarifleri şeklinde iki tane sayfamız var. Sizleri oralara bekliyoruz. Ben köftelerimi kızartmaya başladım. Devam ediyorum. Hepsi kızardıktan sonra ne yapacağız? Köftelerimizle beraber mayonezimiz, ekmeğimizi buluşturup sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, köftelerimizi kızartırken ne yapıyoruz? Önce az yağdaki tavamıza koyup orada ön kızartma işlemini yaptıktan sonra küçük tavaya, yağsız tavaya alıyorum ki içini çektire çektire orada pişiriyorum. Çünkü bu kadar büyük olan köfteleri direkt yağda kızartmak çok zor. İçinin çiğ kalma olasılığı var. O yüzden yağsız tavaya alıyorum. Yağsız tavada da içini yavaş yavaş çektire çektire kızartıyorum arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Bu bir püf noktası. Şimdi dediğim gibi yarım kilo kıymadan ben kaç tane hamburger köftesi çıkarttım? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet hamburger köftemiz çıktı arkadaşlar. Birazdan servise hazırlayacağım. Ekmekleriyle buluşturacağım. Dediğim gibi sizlere ev yapımı mayonezimi paylaştım. Şu anda sayfada neredeyse yayınlanmak üzere. Sizler oradan ev yapımı mayonez nasıl yapılır tarifini alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Dışarıdan almıyoruz. Kendimiz evde yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Son sunumla tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hamburgerlerimiz hazır. Bu arada hamburgerlerimin bir kısmını cheeseburger olarak hazırladım ve büyük olarak çalıştım. İki kat. Özellikle çocuklarınız hani tek ekmekte iki köfte yiyebilirler şeklinde şöyle göstermek istiyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, hemen hızlı bir şekilde bir orta boy soğanımı küçük tarafında rendeledim. Salam suyunu almadım. Kalan üstündeki yerini aldım. Şöyle hemen ne yapıyorum? Dağıtıyorum ve biraz daha su ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi sizlere tam kıvamını göstereceğim ne kadar su eklemeniz gerektiğini. Hemen şöyle karıştırmak istiyorum ki soğanlarım her tarafa yayılsın. Şu an görmüş olduğunuz gibi böyle ele gelecek bir kıvamda değil. Yani hiçbir şekilde köftemize form verilecek halde değil. Bıcık bıcık duruyor. Bunu 1 saat
Dolabınızda dinlendirdikten sonra kendini nasıl topladığını görünce gerçekten şaşıracaksınız. Şu an yeterli kıvamda. Gayet iyi. Görmüş olduğunuz gibi artık dolabımızda ne yapabiliriz? Çok güzel bir şekilde bekletebiliriz. Dediğim gibi en az bir saat boyunca dolapta beklemesi gerekiyor. Şunu da yapabilirsiniz. Bugün bunu bekletip yarın pişirebilirsiniz. Aynı etlerimizi marine ettiğimiz gibi düşünün. O da olur. Önemli olan burada kıymamızın baharatlarıyla beraber, irmiğiyle beraber ne yapması lazım? O suyunu çekip kendi formunu toplaması lazım. Şimdi bir saat bekliyoruz. Ondan sonra görüşelim.